Doğrama ve Otomasyon Sistemleri Girişimcinin Dünyası programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bugün yine çok değerli bir arkadaşım, dostum benimle beraber olacak. Bu akşam biraz kafa açalım dedik onun da sizlere. Biliyorsunuz aslında Big Data'dan bahsedeceğiz. Yaptığımız duyuruda görmüşsünüzdür. Şimdi Big Data ne? Büyük veri ne? Aslında attığımız her adımda bir veri oluşturuyoruz. Bir data oluşuyor çevremizde. Yani hava gibi, su gibi bu veri her bizim adımımızda, her yaptığımız alışverişte oluşuyor. İnsanlar da bu verileri kullanarak, değerlendirerek, anlamlandırarak paralar kazanıyorlar. İşte bugünkü arkadaşım, dostum da bu veriyi nasıl kullanacağını düşündü, hayal etti. Ona bir anlam kattı ve şu anda bu girişimini dünyada ve Türkiye'de büyütmekte. Bugün bu hayat akışını onunla konuşacağız. Nasıl, nerelerden geçti, bu fikir nasıl oluştu onunla bize anlatmasını isteyeceğim kendisinden. Evet, ilk önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Trendbank CEO'su sevgili Ozan Tezer. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. İyi ki çağırdınız. Sağ olun. Estağfurullah abi. Ben teşekkür ederim ayağının tozuyla. Çok yoğun bir programım vardı aslında. Ama bana vakit ayırdın. Bugün birlikteyiz. Aynı şekilde. Sağ olun. Çok değerli burada olmak. Biliyorsun teşekkür hep bunu ederim. Konuşuyorduk. Ne zaman yaparız, ederiz evet. Vesaire falan. Bir türlü fırsat evet. Olmadı bugüne kadar ama bugüne kısmetmiş. Evet, evet. Evet, istersen yavaş yavaş. Şimdi ben tanıyorum arkadaşlar olarak. Herkes tanıyor ama biraz tanıyalım. Ozan Tezer kim? Olur. Ya belki de benim kariyerim bir girişimci için şey olacak, örnek olabilecek değişik evet. Bir şeyim var. Çünkü şöyle, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Aha. Orada jeoloji mühendisliği okudum. Evet. Sonra gene aynı bölümün inşaat mühendisliğinde master yaptım. Ve ondan sonraki hayatım tamamen IT ile geçti. Hı hı hı. Çünkü hep bunları merak ediyordum. Evet. Bu inovasyonlar hayatı nasıl değiştirdiği, nasıl böyle bu hani bir kıvılcım etkisiyle hı hı. Kocaman bir şeylere sebep olduğu hep kafamın içinde dönüyordu. Sonra uygun zaman ve uygun şartlarda Trendbox'un temelleriyle devam ettik zaten yani. Evet, yani işin ilginç tarafı o değil mi? Gerçi yani teknoloji hayatı değişip artık her evet. Alanda aslında hayatımıza girmeye başladı. Yani işte inşaat sektörü, işte perakende sektörü, eğitim olsun, yani yaşam şeklimiz artık değişiyor. Teknolojiye evet. Ayak uyduruyor ve oradan daha fazla yararlanmaya başlıyoruz. Yarattığımız her türlü veri aslında bizim için bir anlam çıkaracak bir data haline dönüşüyor. Evet. Dünyada da ciddi anlamda aslında veri madenciliği yapılıyor evet. Bu konuda. Şimdi bunlar nelere yarıyor? Zaman kazanmamıza, işte daha iyi planlar yapmamıza, bütçemizi daha iyi planlamamıza, ne bileyim bir reklam yapacağımız zaman bütçemizi daha iyi ayarlamamıza yardımcı oluyor. Veya bir şey üreteceksek hı hı. Üretelim mi, üretmeyelim mi evet. Bize sağlıyor. Aa, kesinlikle. Şey noktasında. Peki yani şimdi başlayalım yavaş yavaş. Yani Big Data ne aslında? Büyük veri ne? Big Data ne? Ya Big Data aslında tarihi var olduğundan beridir bu data ürüyor. Evet. Yani ama şöyleydi, eskiden data deyince işte astronomi akla gelirdi, genetik akla gelirdi, hı-hı. Veri tabanları akla gelirdi. Daha sonra internetin aslında hayatımıza girmesinden birlikte bu daha popüler oldu aslında, hı-hı. Daha çekici hı-hı. Oldu. Ve etkileşim arttı, insanlar evet. Arası etkileşim. Hepimizin bildiği işte sosyal medya oldu, işte ulaşıma dair veriler oldu, hava durumuna dair veriler, ne yediğimize dair. Ya aslında senin söylediğin gibi attığımız her adıma dair veri bir kocaman havuzun içinde birikti ve kocaman o işte meşhur Big Data'yı oluşturdu. Evet, yani anlamsız ama yani her yerden bir veri oluşuyor. Evet, anlamsız aslında bu. Big Data'yı aslında anlamlı hale getirmek için onu segmente etmek lazım, hı-hı. Sınıflandırmak lazım. Evet. Ya onu anlamlandırmak gerekiyor ki içinden aslında yani Trendbox'un yaptığı gibi ya cımbızlan aslında o önemli verileri çekmek, insight'ları çekmek hı hı, aslında. Hı. Yani eskide mesela şeydi, şimdi teknoloji yok. Hı. İşte bir kapıdan bile geçerken o insanlar sayılıyordu. Bugün bu kapıdan bu kadar kişi geçti. Evet. Ne işimize yarıyordu? Yok, bir işe yarmıyor. Veya işte o kapıdan geçen sayısı işte veya köprüden geçen kişi hı. Sayısı aşırı olmaya başladığı zaman buraya bir köprü daha yapalım. Evet. Yani öyle bir veriyi değerlendiriyorduk. Şimdi ama hayatımızın her noktasında birçok veri üretiyoruz.
Dolayısıyla biraz önce senin dediğin gibi ya, bunu anlamlandırmak, onları belli bir kalıp içerisine sokmak, evet, veya içeriden ayrıştırıp ihtiyacımız olanı almak büyük veriyi aslında değerlendirme, evet, anlamına geliyor şu anda. Geçmişte anladığım kadarıyla biraz daha zordu bunu değerlendirmek veya anlamlaştırmak. Kesinlikle. Teknoloji biraz daha kolaylaştırdı mı bunu? Teknoloji bunu daha kolaylaştırdı. Ya aslında bu iki yönlü bir şey. Teknoloji ve internetten aslında haşır neşir oldukça bu sefer veri üretme hızımız da artıyor. Evet. Ama onu sınıflandırmak ve anlamlandırma hızımız da artıyor. Sen dediğin gibi aslında bu caddeden kaç kişi geçmiş, acaba bu mağaza açılır mı? Ya hakikaten 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak yapılırken ya şu anda uydudan yer altındaki madenlerin nerede olduğuna, işte insan hareketlerinden, evet, oralara toplu taşıma nasıl konumlandıracağımıza, ya vesaire gibi birçok şeyi, ki hele bu aslında bu yemek reçetesi gibi, evet, içine yapay zekayı, makine öğrenmesini de koyduğumuzda aslında çok anlam, ya böyle düşünerek çıkartamayacağımız şeyleri çok rahat bulabiliyoruz artık. Yani şimdi başladığınız noktada mısınız mesela? Şimdi siz daha çok perakende sektörüne yönelik, evet, bu veriyi değerlendirmeye, evet, başladınız, toplamaya başladınız. Hatta kendiniz üretiyorsunuz bazı noktalarda bu veriyi. Buna işte bir anlam katmaya çalışıyorsunuz. Yani başladığınız noktayla şimdi geldiğiniz nokta arasında veriye baktığınız zaman nasıl bir değişim yaşadı? Ya bir kere inanılmaz büyük bir fark var. Evet. Yani Trendbox'ın yani doğumunu ve tarihçesini bir parça anlatayım isterseniz. Evet, şimdi yavaş yavaş Trendbox'a gelebiliriz aslında. Ya, evet. Yani nedir Trendbox? Trendbox aslında bir data analytics company. Evet. Biz bir teknoloji firmasıyız. Bu dataları anlamlandırıyoruz. Çünkü en büyük dert şu aslında hayatımızda. Yani herhangi bir şekilde her yerden data üretiliyor. Yani bu sensörler de üretiyor, sosyal medyada üretiyor, hava durum. Ya her yerden bir aslında data yağmuru var. Önemli olan aslında bu datayı böyle bir başarılı mesela işte satış hikayelerine çevirmek. Evet. İşte başarılı üretim planlama hikayelerine çevirmek gibi. Yani bunu aslında yani biraz önce konuştuğumuz konu gibi bir süzgeçten geçirmek, anlamlandırmak ve hayatımızda bir olumlu değişime sebep olmasını sağlamak. Trendbox bunu perakende de başladı. Hızlı tüketimde başladı. Sadece aslında oraya odaklı değiliz biz. Bir data analitik firması olduğumuz için ya bunun içine herhangi bir datayı koyup karıştırıp bir anlam, evet, çıkartmak çok mümkün. Biz şöyle başlamıştık. Trendbox'ın hikayesini anlatayım kısacık. Ya şöyle bir problem vardı aslında. Üreticiler için, üreticiler dediğim aslında hızlı tüketimde, yani markete girdiğinizde şu etrafınıza baktığınızda gördüğünüz o bir sürü çikolatalar, bisküviler, içecekleri üreten firmalar bunları üretiyorlar, pazara sevk ediyorlar. Ama ondan sonra film orada kopuyor aslında. Evet. Şeyi bilmiyorsunuz siz. Yani işte Ozan'ın temelin ne aldığı, saat kaçta alındı, neyle birlikte alındı, hangi bölgede alındı, hani benim aldı, rakibim aldı gibi, o aslında filmin en heyecanlı yeri yok. Ya bu bir şekilde yapılıyordu ama çok manuel yapılıyordu. Şimdi geçmişte anketörler vardı, evet, saha aynen, elemanları vardı. İşte tek tek kapı kapı gezip işte raftları gözlemliyorlardı. İşte notlar, evet, tutuyorlardı. Onlar tekrar oturup masa başlarında analiz ediliyordu. Yani tamamen insan gücüyle, iş gücüyle, evet, yapılan bir şey vardı. Yani analiz vardı piyasada. Ya kesinlikle öyle. Ya tam da dediğin gibi yani hakikaten şeylerle, yani senin stoğunu say, işte senin rafını say, fişini, faturanı, bilmem neni gibi bir operasyonu, hani bir de sadece sana değil, hani bunu çoklayıp binlerce kere yapmak inanılmaz bir operasyonel, evet, güç gerektiriyor ve zaman gerektiriyor. Ya şey düşünün, yani şimdi telefondan yemek sipariş ettiğinizde 40 dakika geçerse bile canınız sıkılıyor. Evet. Çünkü karnım aç ve yemeğim hala gelmedi diyorsunuz. Siz üreticisiniz. Raporunuz 40 gün sonra geliyor. Ürettiğim ürünün sahada satıp satılmadığını 40 gün mü bekliyor? 40 gün sonra, yani 30 gün 40 gün sonra bunu alıyor olmak. Evet. Ya belki eskiden evet. Ya bugün ya çok kabul edilir bir şey değil. Evet. Çünkü siz bir globalsiniz ya da Türkiye'deki büyük firmalardan birisiniz ve sahayı göremiyorsunuz. Orası sisler tozlar arkasında bir şey. Ne diyeyim, bir dünya ve orayı aydınlatmak gerekiyor ki ona göre aslında üretiminizi planlayın. Doğru ürünü doğru yere konumlandırın. Aslında bu en nihayetinde üreticiyi de mutlu ediyor. Evet. Tüketici olarak bizler de mutlu oluyoruz aslında. Hani doğru ürünü bulabiliyoruz, istediğimizi bulabiliyoruz. Dolayısıyla aslında Trendbox böyle çok inovatif bir şey yapıyor. Evet. Bu benzetme
Ya benim bana çok hoşuma gidiyor. Mesela toplu taşımda Uber'in yaptığı bu hani yıkıcı etkiye. Evet. Yani yıkıcı dediğim aslında inovasyon ve şey oyunun kurallarını değiştirdi ve her şeyi çok kolaylaştırdı. Çok benzerini aslında Trendbox yapıyor. Çünkü hani 30-40 günü tık deyip 2 saniyeye düşürüyor. Yani üretici 2 saniye sonra artık sahada ne olduğunu görüyor. Ve şeyde de görebilirsiniz yani. Hani yurt dışındayım Türkiye'yi göreyim ya da Türkiye'deyim bizim şu an yaptığımız gibi komşu ülkeleri göreyim mi? Sadece notebook'unuzu açıp bakmanız yeterli. Evet, şimdi oralara geleceğim. Şimdi baktığınız zaman bak ne kadar ütopik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Ya ilk gün bu çok aslında, şey gibiydi değil yani. Evet. Yani şimdi hiç konuyu bilmeyen biri olarak. Evet. Ya ne kadar ya şimdi nasıl yani ben şimdi oturduğum yerden dataya bir üretici olarak konuşuyorum. Siz bana olayı anlatıyorsunuz. Evet. Nasıl olabilir? Yani işin başlama noktası sizde neydi? Yani bu siz de işte sektörde birçok yerde çalıştınız, geldiniz. Yani çıkış noktası nasıl oldu hikayenin? Yani biraz önce dedim ya görmek aslında işte yol alabilmek için en önemli şey. Yani çünkü bir kaptan bile bir seyre çıkacağı zaman ilk önce ön haritasını açıyor. İşte gideceği rotayı en azından kağıt üzerinde işaretleyip öyle işte yelkenini açıyor, motorunu çalıştırıyor. Sizdeki şey kıvılcım neydi yani burada? Ya böyle bir şey yapalım da hani kolaylaştıralım bir şey olarak mı çıktı? Yoksa bir ihtiyaçtan mı çıktı aslında? Ya bu? Aslında B seçeneği. Ya şöyle oldu. Biz şöyle böyle bir şey yapalım yaşasın fikriyle ortaya çıkmadık. Bu belki girişimci arkadaşlara bir öğüt de olabilir. Hı hı. Aslında bir karın ağrısından yola çıkıp fikir geliştirmek çok daha anlamlı. Evet. Yani benim bir fikrim vardan öte bir derdi çözecek bir şey geliştirmek daha anlamlı ki bu bir dertti. Evet. Şu biraz önce dediğim 30-40 gün beklemek artık alışılmış bir çaresizlik de aslında. Hı hı. Hani 2 saniye sonra görmek ve şimdi tabii siz dedikçe ben o günlere ışınlanıyorum. O zaman bu şeye benziyordu. Ya şu telefonların kablosu var. Keşke şu kablosuz telefon olsa da şu cebimize koysak ne kadar özgür oluruz gibi bir fikirdi ilk Trendbox çıktığında. Ya garipti yani. Ya o kadar değil yani. Hani yani kablosuz telefon yani o kadar değil yani. İşte gibi bir şeydi. Endüstri tarafına baktığımız zaman şimdi SAP gibi işte büyük yapılar var. Yani üretimi takip eden, planlayan vesaire birçok aslında kurumsal ve uluslararası firma bu tarz işte hantal yapıları kullanıyorlar. Hani ama sadece kendi ürünü özelinde. İşte bir bayi ağı varsa belki oraya kendi işte ürünü koyup oradan takip etmeye çalışıyor vesaire. Trendbox'ın onlara sunduğu fark neydi burada? Yani karşılaştırma mı yaptınız yoksa farklı bir siz mi üretiyorsunuz datanızı yoksa onların ürettiği datayı mı alıp kullanıyorsunuz şey tarafında raporlarken bu işleri? Ya biz aslında bir motoru geliştirdik. Evet. Ya bu SAP de olabilir, başka bir veri kaynağı da olabilir. Bizim topladığımız ya da üreticinin topladığı data da olabilir. Biz aslında bu motorun içine o datayı atıyoruz. Hı hı. Bunun birkaç tane şeyi var, bacağı var. Hani bir, üretici. Üretici şuradan çok mutlu oluyor. Çünkü üreticinin amacı aslında karlı olmak. Evet. Şimdi Trendbox'ın verileri sayesinde karlılığını çok rahat arttırabiliyor. Sonra üretimini planlamak onun için çok kıymetli bir şey. Yani ne kadar ileriyi görebilirse ya da sahadaki satış trendini görebilirse yavaş yavaş aslında onu tahminlemeye başlıyor. Şey gibi oluyor. Ben 100 tane mal verdim, 70 tane satılmış. Bu hızla giderse 3 gün sonra bitecek. Evet. Gibi bir bilgiye sahip olursa dolayısıyla şöyle oluyor. Karlılık arttı. O lojistiği çok rahat yapıyorum artık. Çünkü şeyi biliyorum. 3 gün sonra temele gitmem lazım, bitecek. 4. gün Ozan'da olmam lazım. O planı yapıyor. Sonra üreticiyi kenara bıraktım. O satış noktası nezdinde de ya orada da bir dijitalleşmek diye bir laf var ama bunun böyle çok çerçevesi çizilemiyor. Herkes bir şey yapıyor. Ben de dijitalleşmek istiyorum. Olur dijitalleşelim ama hani kimse bilmiyor nasıl yapacağını. Trendbox aslında diyor ki bak sevgili satış noktası ben seni yazılımlarımı dijitalleştireyim. Evet. Ya senin ticari hayatına ben destek olayım. Dijitalleş ve her şeyin aslında elektronik yürüsün. Yani ben seni bakkal defterinden kurtarayım. Evet şey olmasın. Bilgisayar ortamına alayım. Kenmez kalem defter olmasın bu işler yani. Her şeyin senin dijital olsun. Sen dijitalleşince aslında bu sefer o da mutlu oluyor. Evet. Çünkü hayat şey oluyor. Yani çok basit o barkod okuyucuyla dıt dediğinizde her şey bütün dünya dönmeye başlıyor. Üretici karlılığını arttırdığı için iyi planlama yaptığı için mutlu. Satış noktası dijitalleştiği için mutlu. Trendbox aslında arada bir köprü oluyor.
köprünün bir bacağında da aslında distribütörler oluyor. Distribütör de aslında malı dağıtan. Evet. Bu şeyler gibi böyle aslında çok masalsı oluyor ama biri üretiyor. Evet. Ama ne üreteceğim ben bilmiyor. Trendbox diyor ki bak bunlar bitiyor. Trendler böyle deyip aslında onu planlıyor. Üreticinin mal verdiği distribütör şeyi çok bilmiyor. Biraz önce dediğim temel market, Ozan Market'in elinde ne vardı, ne zaman bitecekti. Yani benim şey demem lazım, ürünüm bitti bana getir demem lazım. Ya da distribütörün devamlı benim kapımı çalıp merhaba ister misin demesi lazım. Ama günümüzde o da yani anlamını yitirdi dediğim maliyeti çok yükseldi. Evet. Çünkü bir lojistik var, operasyon var. Tabii. Ya önce dolaşacak, sipariş alacak falan. Kamyonun evet şey dolaşması artık çok anlamlı değil eskisi evet. gibi. Hani merhaba mal ister misin demesi ya da dediğin gibi sipariş topla sonra bir de mal götür. Hı hı. Ya dolayısıyla bunları içine birazcık aslında işte bu big data'yı, yapay zekayı serpeleyince yani nokta dijitalleşiyor, üreticinin karı artıyor, distribütör bir sürü operasyonel yükten kurtuluyor. Ve aslında o döngü elektronik olarak dönmeye başlıyor. Evet yani şimdi bakıyoruz işte yapay zeka yavaş yavaş işin evet. içine girmeye başladı. Evet. Şimdi hatta kasasız marketler oluşmaya başladı. Yani evet. insan hayal edemiyor işin gideceği noktayı baktığınız zaman. Şimdi bir süredir yönetmenimiz arkamızda bir tablo yayınlıyor burada. Hı hı. Şimdi bu tabloya bakarak bir şeyler şey, evet. yorumlamaya çalışayım. Biraz önce dediğiniz işte satış noktaları var. Şu anda bir İstanbul Marmara bölgesini görüyoruz sanırım haritada. Evet. İşte bir barkod mesela orada zıplıyor şeyde evet. bir şey olduğunda. Orada işte kalp atışı gibi bir hareket var. Nedir bu? Şimdi ne demek yani o kalp atışı, o ivmelenme neyi anlatıyor tabloya evet. baktığımız zaman? Ya bu aslında çok kısıtlı bir bilgiyle yaptığımız. Bu sadece biz canlıyız evet. demek için yaptığımız bir şey. Yani Trendbox olarak bizim neredeyse 4000 tane Aha. satış noktamız var ama bu gerçekten bir avuç ne diyeyim veriyle yapılmış evet. bir şey. Bu şöyle diyor, haritada buralarda satış oluyor diyor. Mesela işte bu tabii İstanbul alındığı için Aha. Fatih ilçesinde ya da Gebze'de işte Coca-Cola satılmış, Aha. Philip Morris satılmış diye aslında bu satır satır gidiyor. Bu muhtemelen... internetin yavaşlığından evet benim burada çünkü ekranım pıtır pıtır hareket etmesi evet, lazım. Evet ekranım benim daha hareketli. Şu anda yaklaşık evet. 50'ye 100'e yakın ürün görüyorum ben devamlı açılıp evet, kapanıyor. Evet o hiç sıkıntı değil. Ya şey yani internetten açıkçası evet. bu size biraz önce söylediğim biri gitti hani ürünü aldı dıt dedi o aslında saniyeler içerisinde burada. Ekranında görebiliyor bunu. Evet. Ya dolayısıyla şey değil hani bekledim şimdi ne olacak? Hı-hı. Acaba ne aldı? O rakip ne oldu? Ben ne oldum? Çünkü bunun birçok da versiyonları var. Biz hep şey dedik ya, satış noktasını dijitalleştir. Evet. Distribütörün route planningini kolaylaştır. Hı-hı. Üreticinin de aslında ben ne yapacağım diye yol göster o. Hani supply chain management dediğimiz o tedarik Hı-hı. zincirini aslında iyileştirmek. Ama işte dediğim gibi ya bunun yani arkasında böyle bir hıza dayalı evet. böyle anlamlı bilgiler gizli tabii yani. Anladım. Yani şimdi tabii şeye bakacağımız zaman şimdi üretici kendi planını programını buna göre yapabiliyor. Yani belki evet. de stok fazlası olabilecek bir ürünü hiç üretmeden o anda talep görülen ürünü satabiliyor. Ve üretip hemen stoğuna koyuyor veya işte belki de stoğa bile girmeden sahaya servisini evet. yapmış olabiliyor. Evet. Veya işte ben market sahibiyim belki de stokta biten ürünümün farkında değilim. İşte orada tek başıma olduğum için onlarca çalışanım yok işte evet, giren çıkan ürünü takip edebilecek. Ama böyle bir sistem sayesinde işte ürünün bitmek üzere olduğunu daha bitmeden beni uyarıp evet. belki de o ürünü tedarik etmemi sağlayacak. Veya gelecek kapıya abi senin ürünün bitiyordu bak biz getirdik ya sana. Evet, ya aslında şöyle insanın üstünden yükü kaldırıyor aslında birçok böyle. Zaman kazandırıyor ya aslında. Şeyi düşünmelisiniz ya. Ürünleri ezberlemelisiniz, fiyatları evet. ezberlemelisiniz, fiyatlar ikide bir de değişiyor. Onları kaçırdığınız zaman zarar ediyorsunuz. Evet yani hani siz değilseniz bir başkası baktığında bütün her şey bu ezberi baştan yapmanız lazım. Ve bu şey gibi yarın fiyatlar değişti. Hı-hı. Ama bunu sistemle yaptığınız zaman biz onlara fiyat güncellemelerini de veriyoruz. Hı-hı. Böyle imdat dediği zaman işte müşteri hizmetlerinden yardım da ediyoruz. Evet. Dolayısıyla hayatı çok kolaylaşıyor. Yani şimdi biraz önce dedik ya veriyi siz alıp kullanıyor musunuz yoksa siz mi üretiyorsunuz bu veriyi? Nasıl bir operasyon oluyor? Biz aslında ya bu
Aslında yemek yapmaya benziyor aslında. Evet. Birçok malzeme var masanın üstünde ve bunlar çok anlamlı değiller. Yani masanın üstüne dizilmiş birçok malzeme var. Biz aslında bunları bir şef gibi, sanki Michelin yıldızlı bir şefin evet. oturmuş ve onları yapıyormuş gibi. Ama bunun için biz de teknolojik tool'lar kullanıyoruz. Hı hı. Hani onun nasıl mutfak malzemeleri varsa bizim de yüksek teknoloji ürünlerimiz var. Bunları çok büyük bir hızla anlamlı hale getirebilir. Yani lezzetli yemekler yapabilmek için. Veriler aslında dışarıdan toplanıyor. Biz topluyoruz ya da müşterinin var olan verisini koyuyoruz. Ya da hava durumu verisini koyuyoruz. Ya da işte bu konserler, etkinlikler vesairelere dair verileri alıp koyuyoruz. Çünkü bu tip şeyler aslında tüketici davranışlarına çok... Biraz örnek verebiliriz mesela. Şu hava durumu koy. Ne alakası var hava durumunun? Oradaki sahadaki satışla alakalı. Ya hava... Ya var aslında şey gibi oluyor. Bunu herkes biliyordur gerçi ama yani havalar ısındığı zaman dondurma satışı artar, içecek Hı-hı. satışı artar. Ama bunu bilmiyorlardır tahminim. Mesela rock konseri olursa evet. sert sigara gider. Daha klasik müzik olursa yumuşak sigara gider gibi böyle. Yani stok altı olmak istemiyorsan artıyor yani diye ya şey. Evet mesela metro çıkışlarındaki satış trendleri daha küçük sayılı ürünler satılıyor olabilir. Evet. Stadyumun etrafında satılan şeyler maç olduğu günlerde farklılaşıyor. Hı hı. Mesela bu bilgiyle hareket ettiğinde aslında üretici diyor ki mesela işte konserler başlıyor, maçlar başlıyor hı hı. ve ben bu noktalarıma mesela stock out olmak demek aslında gelir biri gidiyor, kaynağı. Merhaba var mı diyor, yok diyorsunuz aslında. Çünkü o gün ürün 10 kat satıyor aslında. Evet. Bu bilgiye sahip olursanız aslında siz ona göre üretiyorsunuz, hı hı. distribütör ona göre dağıtıyor. Ve bunu alan son kullanıcı da hiç yokla karşılaşmamış oluyor. Bütün bu aslında cycle'ı da Trendbox kurduğu aslında bu dijital omurgayla sağlıyor. Hiç üzülen taraf yok aslında. Herkes mutlu. Yani şu dijitalleşme denen konuyu biz aslında sağlamış oluyoruz. Evet. Yani senin mesela bana anlattığın daha önce böyle çok komik anekdotlar vardı işte. Yani ne bileyim işte elektrik kesintisi, işte deprem, ne bileyim Ramazan'daki işte iftar evet. vakti ve iftar öncesi sonrası satışlar. Doğru geliyor. Yani evet. Yani, onlardan bahsediyor. Evet evet biraz ya çünkü ilginç aslında. Hatırlattığın için baktı. Teşekkür ederim. Ya şöyle olmuştu mesela Trendbox'ın tarihinde de önemli bir yeri var. Aslında çok pandemi tatsız bir dönemdi. Ya çünkü hiç bilmediğimiz bir şeyle karşılaştık. İşte bir mikrop var. Evet. Sonra tanımlandı. Eve kapandık. Sonra eve kapandık. İşte sonra bir sürü sıkıntılı günler geçirdik vesaire. Ama bu bizim tüketim alışkanlıklarımız da değişti. Şimdi ben mesela hatırlıyorum. Herkes tuvalet kağıdına saldırmış. Evet doğru yani. Söylüyorsun. Ya şöyle oldu mesela. Yani gerçekten ekranlara baktığımızda şöyle oluyordu mesela. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Evet. Aynı dediğin gibi tuvalet kağıdı alınıyordu. İşte süt alınıyordu. Hijyen malzemeleri çok alınıyordu. Yani bu kolonyalar, işte bu el temizleyici, mikrop öldürücü ürünlerden. Hı hı. Yani dakika bir de aslında insanlar hijyene fokus evet. bir tüketim trendine girdiler. Sonra ikinci adımda konu şeye geldi. Madem evde oturuyoruz o zaman turşu yapalım, ekmeğimizi kendimiz yapalım. Hı hı hı. O şey günlerini şimdi sen söyleyince hatırlayınca çok garip geldi bana. Ekmeği balkona koyuyorduk işte bir süre hava alsın evet. falan. Fırında ekmeği mikrobunu kıranlar falan vardı. Ya o yüzden hani faz 1'de hijyendi, faz 2'de her şeyi evde yapalım'a döndü. Hı hı. O ara maya satışları patladı. Turşular, tuzlar, sirkeler patladı. Evet, makarna, herkes deli gibi makarna evet, stokluyordu. Evet, onlar stoklandı. Sonra 3. adımda mesela, tabii biz bu bilgileri devamlı üreticilere aslında gönderiyorduk. Evet. Ki onlar da üretimini planlıyordu. 3. adımda da ya madem evdeyiz o zaman keyif yapalım. Bu sefer cipsler patladı mesela. Cipsler kuru yemişler. Evet, atıştırmalıkların trendi artmaya başladı. Hı hı. Ama bugün günümüzde gene eski hali nispeten normale indi yani. Ama yani biraz önce dedin yani anlık şeyler değişti. Şimdi evet. Ramazan'da mesela işte iftar öncesinde hazırlık. Ne tüketiliyor mesela? Ne alınıyor, tercih ediyor? Yani şeyde evet. sahaya baktığımızda sepete ne giriyor mesela? Aynen, onları anlatayım. Ya bir de mesela şimdi şöyle bir karar çıkıyordu eskiden, hatırlarsınız ya. Mesela bugün Perşembe günündeyiz mesela. Evet. Deniyordu ki Cuma gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Bu hafta sonu dışarı çıkmayacaksınız. Hı-hı. Ya bizim grafiklerin hepsi işte satış trendlerine göre hareket ediyorduk. Ve böyle bir bilgiyi Trendbox'ın dışında alabileceğiniz bir şey yok. Ya böyle
Parayla satın alınamayacak bir bilgi bu bence. Tabii düşünsene işte biraz önce dedin ya. Evet. 40 gün sonra görüyor adam aslında sahada satın alan şeyi. Siz 40 günü 2 saniyeye evet. indirdik. Ve ekranda bütün Türkiye'yi görüyorsunuz. Hı-hı. Ve şeyi görüyorsunuz. Ya mesela şimdi sizin haber kanalı bitti. Bu haber verildi ve bizim grafikler değişiyordu. Ve bu bilgiler aslında direkt üreticilere, distribütöre devamlı pompalanıyor açıkçası. Yani dehşet ve yani paha biçilemez bir değer paylaşıyorsunuz evet, inanılmaz aslında. Bir değerde hani hep şöyle bir meşhur bir laf var ya zaten hani yeni petrol data. Evet, evet. Evet bu yüzden evet. data açıkçası. Ya biz dolayısıyla bu süreçlerdeki bu bilgiyi hızlıca edin, hızlıca değerlendir ve üreticilere servis etti sağladığımız için herkes gayet. Bu algoritmayı nasıl oluştururuz? Yani bu noktaları nasıl belirliyorsunuz? 4000'e yakın mı dediniz? Yaklaşık 4000 tane satış evet. noktamız var. Bu evet. 4000 biz yani bugün hızlı tüketim yani FMCG odaklı işte marketler vesaireler hep bu hani her gün kullandığımız evet. aslında şeyler. Ama biz bir teknoloji firmasıyız yani sonuçta biz data analitik firmasıyız. Dolayısıyla havuzun içine pet shop datasını da koyabiliyoruz. Eczanelere dair datayı da koyabiliyoruz. Ya dolayısıyla hani bu hani motor bütün dataları işleyip aslında bunları evet. böyle başarılı satış hikayelerine çeviriyor. Ya şimdi mesela ekrana baktığımda şey 2056 adet barkodlanmış ürün yani 3 aşağı 5 yukarı tüm markette satılan ürün çeşidini anlatıyor. Evet kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ya 2000 ya yaklaşık aslında hızlı tüketimde neredeyse 20 bin tane ürün var. Evet. Ama 2000 tanesi neredeyse günlük hayatımızda her gün çok sık alınan ürünler. Onun dışında, o yüzden de 2000'in etrafında gezer. Evet, 8000 civarında bir şu ana kadar okunan satış adedi bir mesele o. Evet ama bu hani kısıtlı bir bölge için. Evet. Aslında ben sizden burada görünmeyen tam bilgiyi söyleyeyim. Evet, yani bu arada ben tekrar izleyicimi uyarayım. Yani benim ekranımda şu andaki ciddi anlamda bir hareket var ama buradaki ekrana yansımıyorum. Belki muhtemelen evet, şeyden internetten bağlantımızdan ama kaynaklı bu, bir sorun. Ya şöyle düşünün İstanbul'daki satışlar ya İstanbul'da iki satış olmadı yani. Ya o senin dediğini aslında şey yapayım. Şu anda bende şu mesela o rakamlar 9600'lerde evet. anlık tüketim. Bu aslında biraz demo ekranımız. Evet. Ya yani böyle bütün Türkiye diye düşünürseniz hı-hı. burada gördüğünüz o 8000 aslında Türkiye'de yaklaşık 1 milyon. Yani Trendbox'a günde 1 milyon tane satış verisi geliyor. Dehşet bir rakam. Ya 1 milyon evet gerçekten çok büyük. Yani şey gibi düşünün. 154 milyona yakın bir rakam var bugüne kadar siz evet. alıp ya analiz ettiniz. Günde 1 milyon ve biz neredeyse 5 yaşındayız. Hani hı hı. 5 çarpı işte 365 çarpı evet. 1 milyon. Yani böyle ya inanılmaz bir devasa bir rakam bu Big Data ortaya. İşte yani. Evet. Evet. Hakikaten öyle. Peki yani süreci nasıl görüyorsunuz siz? Yani bu hayatımıza daha ne kadar girecek bu teknolojiler? Yani Trendbox'ın önünde nasıl bir yolculuk var? Ya Trendbox'ın önünde aslında çok keyifli ve gidilecek hani güzel bir yol var. Evet. Bu biraz şey gibiydi böyle sandbox gibi aslında. Yani hı-hı. biz bunu böyle küçük bir kum havuzunda denedik, başarılı olduk. Sonra bu havuzu büyüttük. Şimdi bütün Türkiye'deyiz ve bütün Türkiye'de bu başarıyla çalışıyor. Sonra Kıbrıs'a geldik. Evet, sevgili evet. yavru vatan aynen Kıbrıs'a öyle. Geldik. Sizin bir de Kıbrıs bacağı var şimdi. Evet, Kıbrıs bacağımız başladı. Aslında kopyala yapıştır gibi ya hı-hı. burada yapmak ya burada bulunmaktan çok mutluyuz. Evet. Ve burada da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Mesela ben dün bugün hep sahadaydım. İşte satış noktalarıyla görüştük hı-hı. ve burada da yayılıyoruz. Ya bunlara da yayıldıktan sonra aslında alacağımız aslında o kadar çok yol var ki bir sonraki adım Türkiye'nin etrafını hayal ederseniz işte Türkiye Cumhuriyetlerimiz var. Doğu Avrupa var yani tam gene Türkiye'nin sınırı var. Bugün mesela bizim var olan müşterilerimizle birlikte Kuzey Afrika'da birkaç projeye başladık. Evet. Mesela Irak'tan data topluyoruz. Yani evet, hani İstanbul'u evet. nasıl görüyorsanız işte Irak'ı ve Ürdün'ü de aslında böyle görebiliyor oluyorsunuz. Yani kısaca ekran üzerinde bir pazar analizi yapma fırsatı veriyorsunuz aslında. Yani kesinlikle dış öyle. Ticaret açısından baktığımız zaman evet. yani böyle bir hizmet içerisine evet. aldığım zaman ben Irak'ta anlık olarak veya o dönemde belirli periyotlarda ya Irak'ta hangi ne satılıyor ben yani böyle tıkır tıkır her şeyi görüyor olabiliyorsunuz. Hı-hı. Siz bir de şöyle düşünün. Siz mesela makarna üreticisisiniz ya da alkol üreticisisiniz. Evet. Ya da içecek üreticisiniz. Aslında adının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hı hı. Trendbox Irak'taysa siz ekranı açtığınız zaman notebook'unuzu
Ya oradaki her şeyi görüyorsunuz artık, satılan ve anlık görüyorsunuz ve rakipler dahil görüyorsunuz. Evet. Çünkü şöyle bir bilgi eksikliği var. Yani gene mesela aynı örnekten gideyim. Siz içecek üretiyorsunuz, makarna üretiyorsunuz vesaire. Şeyi bilmiyorsunuz ki siz mesela. Irak'taki pazar hakkında çok bir bilginiz yok. Ya yani. Rakip orada ne kadar satmış rakip bilmiyor. Kendi ürünü belki takip edebiliyordur ama. Değil. Sonra tamamlayı mesela hani ben makarnacıysam ketçap mayonezden de ilgileniyor olabilirim tamamlayıcı ürünlerle. Ya onu da bilmiyorum. Ya şey konusunda, çünkü siz şöyle yapıyorsunuz. Üretiyorsunuz. Bir distribütör var. Evet. Distribütöre diyorsunuz ki merhaba, sana bir konteyner vereyim diyorsunuz. O bir konteyneri alıyor, gidiyor pazarda satıyor. Evet. Şimdi ya o pazar mesela yüz milyonlarca konteyner, ama siz bir tane mi satıyorsunuz? Yoksa iki konteyner de siz, hani biri siz misiniz? Ya orası çok şey, hani gaz ve toz bulutu. Evet, evet. Ama Trendbox'ta şeyi biliyorsunuz. Bak diyoruz, burada böyle bir pazar var. İçeride sen bu durumdasın. Rakipler bu durumda. Evet. İşte tamamlayıcı ürünler bu durumda. Ve bunu anlık görüyor olmak bence harika bir şey. Çünkü ticaretinizi buna göre ayarlıyor. Ben şimdi reklamcı kafasıyla bakıyorum mesela. Ben bir kampanya yaptım mesela o ürünle alakalı. Satışa ne kadar etki edip edemeyeceğini de burada çok rahatlıkla analiz edebilirim. Ya sizden alacak veriyle. Yani reklamı çıktım televizyonda, izlendi. Orada izlenen reklamın sonucunda bu ürünü almaya sevk edebildim mi? Evet. Yani belki de o reklamı devam ettirmemem lazım benim yayına. Aslında bana hatırlattığın için teşekkür ederim. Ya aynen, Trendbox'ın böyle bir hizmeti de var. Yani hani veri var ve sahayı gördüğümüz için bu aslında reklama da ucu değiyor. Yani o sizin reklam kampanyanız, bunu şey de yapıyor olabilirsiniz. Bu örneği söyleyince herkes kim olduğunu anlayacaktır. Ya uçaklar yapıp yarış da yapıyor olabilirsiniz minik uçaklardan. Televizyona bir reklam da çıkmış olabilirsiniz. Gidip mesela bir üniversite seçip orada ürün dağıtıp promosyon yapabilirsiniz de. Ama en nihayetinde hani bu benim yaptığım ve para harcadığım bu etkinliğin bana bir olumlu faydası var mı yok mu ya, tak diye görebiliyorsunuz. Yani evet. Dediğim gibi yani bu zamanında işte oturup da bizim hayal ettiğimiz nasıl böyle bir şey sahip olabiliriz, böyle sihir gibi gelen bir şey aslında günümüzde artık buna sahip olduğumuzu gösteriyor bu anlattıklarınızın. Sahip olduğumuzu yani aslında ilk bu kıvılcımı atan aslında Ahmet Bilgen. Evet, şimdi Trendbox neden Kıbrıs'ta? Aslında, biraz Kıbrıs'ı tarafı var aslında Trendbox'ın. Şimdi evet, o işin yani sürprizi sona ayırdık. Yemeğin tatlısı gibi oldu Ahmet Bey ama ya zaten ya son değil başa aslında yani hani o ilk kıvılcım Ahmet Bilgen'den çıkmıştı aslında. Onun ileri görüşlülüğünden bu noktalara geldik aslında. Çünkü o şey olmuştu. Yani onun böyle birçok fikri yok canım bu kadar da değil denen şeyleri, bu da girişimcilere öğütler bölümü olsun. Yani sabırla devam ettirip başarıya ulaşmıştı. İşte bunun için para yakmıştı. Bunun için emek vermişti. Yani biz de aslında takımda oyuncuları olarak bunu sahiplendik. Şu anda rakibi var mı bu sistemin Türkiye'de? Size yarışan veya böyle benzer bir hizmet veren? Ya böyle bir şey hizmet yok. Ya Türkiye'de yok. Avrupa'da, dünyada? Böyle işte hani MENA'da diyeyim, Türkiye Cumhuriyetler'de yok. Avrupa'da duymadım. Yani daha da uzaklar için iddia etmeyeyim ama yani duymadım açıkçası. O zaman baktığımız zaman yani Kıbrıs'ta doğan bir teknoloji veya fikir. Evet, öyle düşünebilirim. Önü son derece açık ve kısa vadede de bu pazarlara girmek için zaten bir belli bir noktaya gelmiş noktadasınız. Şimdi böyle söyleyince çok hoş görünüyor da. Yani bizim böyle birçok şey hikayemiz var. Yani o kadar çok kere fail olduk ki. Yani bu da gene bu öğütler kısmına neydi peki devamı oradaki olsun işte, yani. Fail'deki şey neydi ya mesela? Fail şöyleydi. Yani Ahmet Bilge'nin böyle bir fikri vardı. Ve bir çekirdek ekiple, hani benim de dahil olduğum. Biz ilk aslında bu kıvılcımdan çarkları döndürmeye çalışırken işte kasalar yandı, bilgisayarlar yandı, ürünler çalışmadı. Sonra onlar çalıştı. Bu sefer gerçi bu yani burada emek veren herkes de sağ olsun yani. Hani böyle bir de paydaşlar vardı buna inanan açıkçası. Daha sonra mesela 50 tane noktamız oldu. Dedik ki 50 noktadan veri geliyor. İnanılmaz bir şey. Sonra üreticiye gittik. Ne üretici dedi ki 50'den rapor olmaz ya. Çok komik dedi yani. 50 ile bir ili bile temsil edemezsin sen yani. Analiz edemeyiz. Ya dedi ki 500 olunca gel. Ya 50 ve 500 ya 10 kat büyümem lazım. 50 yani. Yere gidene kadar göbeğimiz çatladı. Evet, 50 olana kadar zaten çatlamış. Sonra 500 olduk. 500 olup da gittiğimizde dedik ki biz olduk. O zaman dedi ki 1000 ol.
Ha, bu böyle çok bayağı ilginç. Devam etti. 1000 olunca 2000 oldu bu yani. Biz böyle yani yakalanamaz bir şeyde gibiydik. Ama bugün ya artık Türkiye'yi temsil ediyoruz. Yani temsiliyet şu demek. Nokta sayımız buradaki satışları anlık göstermek için gayet tutarlı. Evet. Yani bu trendleri, prediction'ları vesaireleri bugün yakaladık artık yani. Ha, ama bugüne gelmek çok emek, yani sabır, birçok kere düş, ayağa kalkla oldu. Ama yani ciddi bir fark yaratmışsınız. Evet. Yani şimdi konuştuğumuz konularda gördüğüm kadarıyla yani rakibi olmayan bir iş, yani kimsenin aklına gelmeyecek. Yani o bu böyle bir şey var ya, çok iyi olur bunu elde etsen diyen bir sürü insan var ama harekete geçmemişler bunu canlıya geçirmek için. Sizin en büyük farkınız aslında bunu canlıya geçirdiniz. Ve şu anda işte ekranda rahatlıkla yani o işte 40-45 günlerde, 50 günlerde alacağımız verileri birkaç saniyede insanların önünden, üreticilerin önüne veriyorsunuz. Burada peki şey baktığımız zaman yani satıcı tarafı, evet üretici alıyor, kendini ona göre ayarlıyor. Ben bir yer sahibi, dükkan sahibiyim, ürün satıyorum. Bana faydasını, ben sana verimi paylaşıyorum kasadaki verimi ama bana ne katkısı olur ya aslında mu? Ya orada da çok büyük bir fayda var. Hı-hı. Çünkü şöyle aslında birkaç çeşit nokta var. Ya bizim için değerli olan şu aslında, ya adım atmak isteyen, teknolojiye ayak uydurayım, dijitalleşeyim diyen, ki genelde ikinci nesiller daha çok seviyor bu konuyu. Evet. Ya bir niyeti olmalı yani. Eğer bu niyeti içinde taşıyorsa Trendbox sonuna kadar ona yardım ediyor. Yardım ediyor nedir o zaman derseniz, biz ona bir yazılım veriyoruz. Evet. Bu perakende ticari hayatını sürdüreceği bir yazılımı veriyoruz. Bu gayet değerli bir yazılım. Diyoruz ki bak bunu kullanabilirsin. Bunu siz geliştirdiniz. Evet, bu Trendbox'ın bizim geliştirdiğimiz bir yazılım. Hatta Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de Teknopark'ın içinde bizim bir Kuluçka merkezimiz var, orada öğrenciler var, stajyerler var, orada öğreniyorlar, aralarından parlayanlar ve bu işe inananlar bizim ekibimize dahil oluyor. Yani fikrin çıkış noktası değil, aslında üreten tarafı, yazılım tarafı da burada biraz yürüyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle evet, ya şey olmasını istemedik açıkçası. Yani Kıbrıs'tan doğdu ve gene Kıbrıs'taki aslında kaynakları kullanarak ekibi büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız mesela, İşte bu satış noktasına verdiğimiz yazılımı üretiyorlar bugün. Ya sanki böyle çark başa döndü ve hani Kıbrıs'takiler gene aynı noktalar için hizmet sağlıyor hale geldiler. Bunu öğrenciler yapıyor aslında. Çok iyi. Ama biz onlara yol gösteriyoruz, mentorluk yapıyoruz. Ya ekipteki data analistler, developerlar, işte data scientistler aslında onlara abilik, ablalık yaparak hem kurumsal hayata hazırlıyor. Hem aslında işte yazılım nasıl yapılır, bir startup'ın içerisinde nasıl çalışılır, bu nasıl bir dünyadır onlara öğretiyor. Ya şey gibi aslında, hani öğrencilikten çalışma hayatına geçişte onlara eşlik ediyoruz açıkçası. Yani çok büyük bir dünyanın kapısını açmış durumdasınız anladığım kadarıyla. Ya evet, bizce de değerli ve onların aslında ürettiği bu bilgiyi de satış noktasına veriyoruz. Evet. Satış noktası diyor ki yazılımımı edindim diyor. İşte değişen fiyatları artık öğrenebiliyorum diyor. Sonra mesela ben rapordan anlamam ya, ben nasıl rapor bakacağım diye korkan satış noktası artık birçok akıllı rapora bakabilir hale geldi. Ya örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela diyoruz ki bak, senin etrafında en çok satılan 100 tane ürün bu. Sen sadece 30 tanesini satıyorsun. Öbürlerini de satarsan daha çok kar elde edersin diyoruz. Ya bunu para verip alamayacağı bir bilgi. Ya böyle bir bilgi yok, hiç kimsede yok yani. Tabii canım, ben gidip yan bakkala soramam ya ve markete ne satayım diyemez. Sen ne satıyorsun, ben de alayım satayım. Adam hiçbir zaman paylaşmayacaktı böyle bir veriyi. Biz bu bilgiyi alıyoruz ona, aslında bu bilgiyi ona hediye ediyoruz. Bunu yani hediye etmeyi şöyle de düşünebilirsiniz. Biz ona bilgi veriyoruz, o bize bilgi veriyor. Karşılıklı bir alışveriş var. Burada orada. Hiç yani herkesin kazandığı bir model yaratıyoruz. Ve bu modelin içinde bak imdat derse de bizi arayabiliyor. İşte ürün fiyatı için de bizi arayabiliyor. Ki zaten üründen birçok şeye, bu özelliklere erişebiliyor. Yani üretici zaten satıştaki fiyatını değiştirdiği anda satış noktasına gitmiş oluyor. Yani öbür türlü nasıl oluyordu eskiden? İşte bir sonraki sipariş gelecek de abi fiyat böyle oldu, haberin olsun diyecek de o ürün işte artık kaç haftada alıyorsa, yeniliyorsa stoğunu. O günü bekliyor. O güne kadar yaptığı bütün satış zarara dönüşüyor aslında. Bu yani tam küçük satış noktaları için de kıymetli. Evet. Zincirler için daha da önemli ki şimdi zincirlerle çalışmaya başladık. Ya onlar da şeyi merak ediyorlar. Aslında hayal edin mesela. İşte bugün hani burada yazıyor ya şu 2000 diye. Evet. Çok sattığımız 2000 tane mal var ya, bunlar nedir?
İşte şeker, un, yağ, makarna vesaire. Temel tüketim ürünü. Ben bunları satacağım ama şimdi bir kere doğru fiyata satıyor muyum? Evet. Ya komşu kaça satıyor? Ucuza mı veriyor? E-ticarette şey kaça satılıyor? İşte bu hani ucuz marka şeyler, zincirler kaça satıyor? İşte hı-hı, pahalı kaça satıyor? Yani böyle biz o değişik ortamlardaki fiyatları da alıyoruz aslında, masanın üstüne koyuyoruz. Hı-hı. Ve diyoruz ki ya bak, fiyatlar buralarda geziyor. Maksimum, minimum, ortalama. Sen buraya satarsan böyle bir ciro kaybın olur. Yani bu ciro kaybını yaşamamak için, evet, aslında bu sistemlerden yararlanırsan, hı-hı, bütün hani vizyonun açılıyor ve etrafını görüyorsun. Tabii yani şirketin veya oradaki satış, evet, noktasının daha uzun vadeli yaşayabiliyor. Ya evet, veya yani bu işte bu 2000 tane ürünü, evet, kaça satın, ya etrafında kaça satılıyor artık biliyorsun. Böylece bir ciro kaybı yaşamıyorsun. Evet. Ve dolayısıyla bu yerine koyma maliyetlerinden aslında zarar etmiyorsun gibi. Biz aslında onları stoğunlar rafında olmayan bir ürünü, ha bak bu ürün burada çok talep görüyormuş deyip alıp stoğuna da koyma şansı kesinlikle var o zaman. Kesinlikle. Tabii yani en çok ne satılıyor, kaça satılıyor, işte bu genel trendler ne tarafa hareket ediyor gibi bilgileri biz aslında masanın üstüne koyuyoruz. Bu işte zincirler için de çok kıymetli. Evet. Küçük noktalar için de çok kıymetli. Hocam yani şimdi mesela fikir alışverişi yapıyoruz da sen anlattık sonra benim böyle ışıklar yanıyor kafamda. Yani bir şey olsam, bir ürünün distribütörü olsam, işte diyelim içecek ürünü. Şimdi ben bir noktaya buzdolabı vereyim mi, vermeyeyim mi? Şimdi buzdolabı koyduğum zaman o ürünün satışı, doğru, artıyorsa demek ki buradaki dolabı ben büyütürsem, evet, daha çok ürün satabilirim. Ya o aynen yani. Yani aslında senin soruların dehşet bir analiz yani. Ya kesinlikle. Ya tam da onları da yapıyoruz açıkçası. Hı-hı. Böyle sepet analizimiz var. Mesela sepet analizinde diyoruz ki bak, senin ürününden, yani A ürününden sepetin içinde iki tane var. Ama senin de iki tane dolabın var. Hı-hı. Bazen dolap üç olunca üç oluyor. Hı-hı. Bir olunca bir oluyor. A diyoruz, evet bak yani etki ediyor demek ki. Bu dolap gibi boşa gitmiyormuş. Evet. Ya bazen böyle olmuyor. Yani en azından şeyi söylüyoruz. Yani o dolap bir değer sonuçta. Hı-hı. Oraya koyayım mı, koymayayım mı'nın cevabı bizde gayet net. Yani bu biraz da aslında burada şeyin hayal gücüne kalmış aslında. Üreticinin, hı-hı, elde etmek istediği, evet, zaten neyse, evet, buradan çok rahatlıkla, evet, bunları çıkıp raporlayıp, hı-hı, hiç böyle sürünmeden anketörlerin peşinde ve 30 gün 40 günler beklemeden, ya, evet, çok rahatla ulaşabileceği, ya bir evet, o manipüle hizmet edilebilir, sağlamışsınız. Beklemek gerekebilir, evet, doğru olmayabilir. Ya şöyle bir dataya çok yani inanmak çok zor açıkçası. Elime ben defter alayım, hı-hı, rafları sayayım, faturalara bakayım, İşte size sorayım, sonra onları toplayayım, biri Excel'de şey yapsın, konsolide etsin falan, böyle bir sürü zaman geçsin. Evet. Ya bence hani bugün onun zamanı değil artık yani. Yani şu ana kadar konuştuklarımızda işte bir hayali paylaştık. Evet. Gelildiğimiz noktayı konuştuk. Hı-hı. Neler yapılabileceğini konuştuk. Peki gelecekle ilgili hayallerini şimdi tırmaksın. Evet, çevre illere, hı-hı, çevre ülkelere açılmayı planlıyorsunuz. Rakip yok neredeyse piyasada şu anda öngörülen. Nasıl yatırımcılığın ilgileri? Yani işte sıfırdan başladığınız iş şu anda ne civarlarda değerlemeye baktığımız zaman ne düşünüyorsun gelecekle ilgili? Ne hayal ediyorsun ya, sizin tarafta? Bu konu da bizim yayılım hikayesi gibi açıkçası. Biz belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yatırımcılara gidip kendimizi anlatmıştık. Hı hı hı. Onlar da şey demişlerdi, iyi güzelmiş. Ve ondan sonra film orada kopmuştu açıkçası. Ya ama bugün artık şey seviyesine geldik. Biz bir yatırım turundayız. Evet. Ya 3 ya da 4 tane yatırımcıyla el sıkıştık, hı hı, prensipte. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Tam işte bugünlerde onların sözleşmeleri imzalanıyor. Hı hı. Yani eskiden bak ben bunu yapıyorum diye ispatlarken işte bugün yatırımcılar ya sen gerçekten çok inovatifmişsin, evet, iyi büyümüşsün, iyi müşterilerin var. Biz birçok global firmaya, hı hı, hizmet veriyoruz çünkü. Ya evet, bu hani kıvılcımı, ışığı gördükleri için artık yatırımcılar bize gelip yani ben de sana yatırım yapmak istiyorum diyor. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Ya yani şimdi dedim ya, biraz önce konuştuk. Ne kadar itopik bir konuysa, hayal gücümüz, evet, artan şey üzerinde bir işmiş gibiyken, evet, ama aslında olmadı. Yani, hı-hı, biraz gayretle, biraz planlamayla, biraz işte piyasayı okuyarak ve ihtiyacı görerek, oradaki sıkıntıyı analiz ederek bir hizmet yaratmış oldunuz. Ve evet, çok kısa sürede neredeyse yani değerlendiremeyecek bir, evet, yatırım haline dönüşmeye başladı bu. Ya evet, ya burada yani,
ya Ahmet Bilge'nin yani emeği, fikri, öngörüsü aşırı kıymetli. Ama çünkü sizler de, bu bir ekip işi. Yani fikri ortaya koymuş, belki oradaki her şeyi görmüş ama işte arka taraftaki ekip de bunu kanlı canlı işte yaşar hale getirdi. Sizin ya doğru, hep birlikte aslında sırtlandık, çeke çeke buraya getirdik. Ama hani o dediğin gibi hani dakika bir de aşırı ütopyaydı. Yani o zaman inanan birkaç kişiydi yani. Ama bu yolculuk çok başarılı ilerledi. Abi yani şimdi güzel oldu. Bu konularda devamlı konuşuyoruz ama şimdi burada canlı yayında işte izleyicilerimiz paylaştık sonra insan hakikaten nereden nereye geldiğini sorguluyor. İşte nasıl oldu bunlar? İşte sanki çok kolaymış gibi geliyor şu anda bu konuştuklarımız ama hakikaten ciddi bir emek var arkadaşım. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yani Kıbrıs potansiyeli var mı? İşte biraz önce bahsettiniz zaten yazılımcılar burada kullanıyoruz dediniz. Ne yapmak lazım? Yani Kuzey Kıbrıs'ta bu inovatif girişimcilik, yazılım sektörü ne tarafa gitmesi lazım? Gençleri ne yöne yönlendirmemiz lazım? Nasıl bir Kıbrıs hayal ediyorsun sen? Ya bu konuda aslında yani işte Ahmet Bilge'nin ve gene bizim yani advisor'ımız Koray Bahar'ın ve sizlerin aslında oluşturduğu bir yani Git Yat Derneği var. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ya aslında ya Kıbrıs'ı böyle inanılmaz bir değer var burada. Ya sadece o hani şu cevheri çıkarıp bu da data mining'e benziyor biraz. Yani bir mining yapmak lazım burada. Şey var hani maden var. Arayıp bulup işleyip ve ya onu parlatmak gerekiyor. Burası biraz şey gibi o gibi anlıyorum ben. Böyle inanılmaz bir Kıbrıs tecrübem yok. Şey yapmayayım size atıp tutmayayım ama ya böyle hani un var şeker var modunda. Ama onu bir, helvaya çeviremiyoruz. Bir böyle bir aksiyona geçmek gerekiyor diye hissediyorum açıkçası. Ya ben başka hiçbir eksik görmüyorum yani. Hani hadi yani. Yani bir aksiyona geçmek, ondan sonraki şeyleri zaten hani yapacak olgunlukta bir ekip olduğuna inanıyorum ben burada. Yani sabır gösterir, emek verir. Globalde ne yapıyorlar, ben ne yapmalıyım diye bakar. Hani o problemlere göre kendi çözümünü şekillendirir. Ama böyle hani sanki o birinci adım aksiyona geç. Yani biraz yüzümüzü dünyaya görüp neler olup bitiyor. Biraz daha farkında olup olayların işte kendi hayal gücümüzü de kullanarak ortaya bir şeyler konulabilir diye düşünüyorum ben de. Vallahi Ozan'cığım ağzına sağlık. Yani, siz sağ olun. Yani biz bunları konuşuyoruz sanki işte hep gündelik hayatta yaşadığımız şeyler gibi ama burada bunları beraber konuşuyor olmak benim için mutluluk. Çünkü nereden nereye geldiğimizi biliyoruz aslında projede. Umarım gençlerimize de bir fikir vermiştir, vizyon yaratmıştır onlar için de. Yani vazgeçmeden bu işleri yapabileceklerini, çok küçük bir fikrin aslında ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu anlayabileceklerini umuyorum anlamışlardır bu ortaya çıkan ya üründen. Umarım ya ve her zaman kapımız açık. Yani İstanbul ofiste, Davud'daki Teknopark'ta. Evet aynen ona gelecektim. Yani her size zaman nasıl ulaşabilirler gençler? Ya açıkçası Davud'daki Teknopark'ta da yerimiz var. Bizi webten de takip edip ya da LinkedIn'den beni takip edip her zaman merhaba ben şöyle bir şey sormak istiyorum demeleri için her zaman kapımız açık. Veya yani satış noktası siz mi seçiyorsunuz onlar mı sizle geliyor böyle bir satış noktası toplama şeyiniz var mı? Açıkçası bizim sosyal medya hesaplarımız da var, web de var. Bize webten çok başvuru da geliyor ben de satış noktası olayım diye. Ya hatta artık Arapça formlar geliyor bize yani. Çok iyi. Çok hoşumuza gidiyor bu komşularda. Ya dolayısıyla bu kanallardan hangisi olursa olsun bize ulaşmaları yeterli. Kesinlikle döneriz herkese yani. Okey. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Siz sağ olun. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet. Programın sonuna geldik. Biz bunu daha çok konuşuruz. Konuşacağız da inşallah önümüzdeki dönemde. İşte duyduğunuz çok güzel bir yatırım haberi geleceğiz aslında size Trendbox'la ilgili önümüzdeki haftalarda. Yani biraz kafa açalım dedik. Yani gördüğünüz ne kadar küçük bir fikir etrafımızda olan bir ürünle, bir datayla, bir analizle sadece ihtiyacı görüp bunu nasıl kullanabilirim diye üstünde biraz kafa yorarak çok rahatlıkla aslında bir ticari ürüne, bir hizmete dönüşebileceğini size anlatmaya, göstermeye çalıştık Ozan'la beraber. Umarım sizler için de bir fikir vermiştir bu anlattıklarımız. Haftaya yeni bir konukla, konuklarımızla birlikte olmak üzere. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, iyi hafta sonları şimdi.